abi, sizin isminiz neydi? Eyüp Tasa. Eyüp Tasa. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldır bu işi yapıyoruz efendim. 30 yıldır maşallah. Yaş kaç? Yaş 46. 46. O kadar da göstermiyor ama maşallah iyi gelmişsiniz. İnşallah. Nasıl bu sene işler? İşler bu sene kırık. Verim? Verimler de kırık. Yağış olmadığından dolayı bütün insanlık sıkıntıda. Evet, Allah yardım etsin. Zor iş. O yüzden kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Doğru söylüyorsun bu konuda. Önce kulluğumuzu, sonra insanlığımızı bulmamız gerek. Ondan sonra her iş kendi kendine düzelecek diye umut ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bak, buradaki insanlar hep ekinlerinin başında bekliyorlar. İnşallah. Sıra vardı, devam edilecek. Tahılı satarken güzel bir parası yoktur. Bu sene çok düşük. Evet. Aynı zamanda tahıl da yoktur zaten. Bu sene nasıl gider bilmiyorum. Allah yardım etsin. Komple el ettim burayı yaparken. Yine bir şey yok, yine bir şey. Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. İşte çiftçinin hali. Bu sıcakta bu çileyi çekiyorlar. Ne buğday çıkıyor, ne yulaf, ne de arpa. Ama buna rağmen yılmadan, usanmadan yine çiftçilerimiz her sene olduğu gibi tarlan boş kalmasın. Herkes ekiyor, uğraşıyor diye kendileri de bu şekilde çalışıyorlar. Ama karşılığında her zaman elde yine sıfırla dönüyorlar. Çünkü gübre, üre gübre 230 TL. Rab gübre 330. Mazot 7.38. Yani bu paralarla, bu fiyatlarla buğdaydan nasıl para kazanacak? Bir ton buğday en iyisi 2.600.000 tonu. Ki buğdaycıya gidip ambara bıraktığın zaman hiçbir zaman da senin buğdayın iyi demiyor. Yani bu durumda 2.300'e kadar, 2.350'ye kadar düşüyor. Çiftçilerimiz her zaman uğraşıyor, didiniyor, yoruluyor. Ama karşılığında benzinliğe borç, ziraate borç, tarıma borç, sürekli borç halindeyiz.